PAS davası hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kobani Kumpas davası ile ilgili çok şey söylendi. Biz bütün bu süreci çok kısa ve öz olarak sizlerle paylaşıp yarın son duruşmasını yapılmasını öngördüğümüz ve karar çıkmasını beklediğimiz duruşmada arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması dileklerimizle açıklamamızı sizinle paylaşıyorum. Sevgili arkadaşlar, kamuoyunda Kobani Kumpas davası olarak biliniyor bu dava. Esasında 2014 yılında HDP-MYK üyesi arkadaşlarımız, Kürt siyasetçiler ve sosyalist arkadaşlarımızın yargılandığı bir davadır bu. Bir bütün olarak Kürt siyaseti aslında. HDP siyaseti yargılanıyor ve HDP'li siyasetçiler yargılanıyor. Sadece onlar değil aslında. Bir dönemin barış ve çözüm süreci yargılanmak isteniyor. Kürt halkının aslında statüsü yargılanmak isteniyor. Bunu uzatabiliriz. Yani o kadar çok şeyi söyleyebiliriz ki bu davada. Belki de yakın dönemin tanıklığıdır aslında bu davada olup bitenler. Özellikle yargılanan arkadaşlarımız Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ, Sayın Kışanak, Sayın Tuncel, Sayın Aka ve diğer birçok arkadaşlarımızın savunmalarında ifade ettiği şeyler yakın döneme de aslında tanıklık eden konular. Bu Kobani Kumpas davasıyla ilgili olarak daha önce partimizin açıkladığı raporlar vardı, açıklamalar vardı. Onlara hep atıf yapıyoruz ve onu tekrar size hatırlatıyoruz. 6-8 Ekim 2014'te ne oldu? DAEŞ Kobani sınırlarına dayanmıştı. Kobani halkı yardım istiyordu. O dönem Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olan PYD yardım istiyordu. En üst düzeyde BM Genel Sekreteri Baki Mun 6 Ekim'de tüm dünyaya çağrı yaptı. Kobani ile dayanışın diye. Aynı gün Türkiye'de HDP-MYK'sı sosyal medya hesaplarından dayanışmayla ilgili olarak demokratik gösteri hakkının kullanılmasını istedi. Birçok çevre açıklama yaptı. Fakat bir gün sonra Varto'da bir Kürt göstericinin güvenlik görevlileri tarafından öldürülmesiyle birlikte devlet içindeki çeteler aktif hale geldi. Çok sayıda yerde olaylar oldu. Bununla ilgili çok fazla sivil toplum örgütlerinin raporları var. İnsanlar yaşamını yitirmeye başladı. O gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye'de uzun zamandan beri ilk defa sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Biz bir gün sonra olaylar yatıştı. Çağrılar yapıldı. HDP'li siyasetçiler İçişleri Bakanı ile görüştüler. Olaylar yatıştı. Ve o ayın sonunda, Ekim sonunda Milli Güvenlik Kurulu'nun bir bildirisi var. Bu olayları barış ve çözüm sürecini sabote etmeye dönük girişimler olarak değerlendiriyor. Barış ve çözüm sürecini övüyor Milli Güvenlik Kurulu. Herhangi bir kalkışma olarak falan değerlendirmiyor. Çok net açıklamaları var. Ankara Savcılığı bir soruşturma açıyor. Sadece ifade alıyor ve soruşturma dosyasında herhangi bir gelişme olmuyor. Daha sonraki siyasi süreçler Türkiye'de biliyorsunuz Kürt siyasetinin tasfiyesine, barış ve çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte tasfiyesine dönük gelişmeler oldu. Mayıs 2016'da milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı. Sonra bir darbe teşebbüsü oldu. İktidar bunu bir karşı darbe sürecine çevirdi ve o karşı darbe süreci içerisinde Türkiye'yi uzun yıllar o halde yönetti. İşte o hal koşullarında 4 Kasım 2016'da Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımız evleri basıldı, gözaltına alınıp tutuklandılar ve o tarihten beri de tutuklu olarak da yargılanıyorlar. Kobani Kumpas davasında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında çok fazla hukuk aykırılıklar var. Soruşturma aşaması, şimdi 2014'teki soruşturmada sonuç alınmayınca 2017'deki rejim değişikliğinden sonra 2018'de Ankara TEM Şube'de ilginç bir belge hazırlanıyor, bir bilgi notu hazırlanıyor. Biz buna yeni tip andıç belgesi diyoruz. Yaşı müsait olanlar hatırlarlar eskiden 90'lı yıllarda yine 2000'li yılların başında Genelkurmay'da hazırlanırdı böyle andıç belgeleri. Bunlar bir nevi muhtıradır aslında. Şimdi de emniyette andıç belgeleri hazırlanmaya başladı ve partimize yönelik, arkadaşlarımıza yönelik kumpas böyle kuruldu. Öyle bir belge ki HDP'nin nasıl kapatılacağı, HDP'li siyasetçilerin, sosyalist arkadaşlarımızın nasıl yargılanacakları, hangi suçla suçlanacakları, her şey düşünülmüş. Yeni tip şemalar oluşturulmuş.
Ve aslında hem HDP kapatma davasında görüyoruz hem de bu davada görüyoruz ki her şey o andıç belgesinde hazırlandığı gibi. Bakın şu anda siyasi iktidar sözcüleri emniyet içerisindeki gruplaşmalardan bahsediyorlar. Günaydın, yeni mi uyandınız? Bu gruplaşmalar elbette ki sizlerin bilgisi dahilindeydi. Uzun zamandır zaten partimize ve arkadaşlarımıza yönelik kumpaslar gerçekleştiriyorlardı. Yani dolayısıyla bunun artık önüne geçilmesi gerekiyor. Devlet içerisinde gerçek manada bir temizlik yapılması gerekiyor. Ama tabii ki siyasi iradenin buna öncelikle uygun adım atması gerekiyor. Ve yarın bir fırsattır arkadaşlarımız. Yarın mutlaka ve mutlaka tahliye edilmelidir. Ve bu kumpas davası yarın mutlaka ve mutlaka beraatle bitirilmelidir. Şimdi öyle ki yargılama noktasında şimdi iddialar 2014 yılına ait. 2014 yılında Türkiye ile PYD arasındaki ilişkiler tamamen yasal. PYD o zaman yasa dışı silahlı örgüt olarak kabul edilmiyor. Resmi belgeler var, dava dosyasına kazandırılmış ama gelin görün ki bu davayı açan savcılar bunu dikkate almıyor. Yine Milli Güvenlik Kurulu kararını dikkate almıyorlar. Yine 6551 sayılı bir özel yasa var. O yasa uyarınca o dönem kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığıyla bu konuyu istişare etmeleri gerekiyor. İzin almaları gerekiyor. Bunlara uyulmamış. Bunların hiçbir tanesi yapılmamış ve bir özel ekip hem emniyette hem de savcılıkta bu kumpası hazırlıyor. Tabii kumpası hazırlarken de 2 yıl boyunca iftiracı tanık arayışına giriyorlar ve sipariş usulü tanıklar oluşturuyorlar. İşte bunların kimisi gizli, kimisi açık. Daha sonra da 2020'de soruşturmayı yeniliyorlar. Tüm suçlamaların hepsini bir araya getiriyorlar ve davayı açıyorlar. Çok ilginç, inanılmaz bir dava dosyası bu. İddianamesi 3530 sayfa. Kabul edilmesi 7 gün. 3 günlük tatili düşerseniz 4 günde okuyup kabul etmişler. Hukuken imkansız, fiziken imkansız çünkü 7,5 günden önce hiç yemek yemeseler bile okuyamazlar. İddianameyi kabul eden mahkeme heyetinin başkanı daha sonra Atadedeler Çetesi denen bir suç örgütünün lideri olmaktan soruşturma geçirdi. Şu anda yargılanıyor ve hakim değil. Arkadaşlarımız kovuşturma yenilensin talepleri hepsi reddedildi. Şimdi böyle bir ilginç bir ülkede yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Daha sonra şimdi dava açan iddianameye baktığımızda hani 108 kişi göreceksiniz. Bunun 72'si hiçbir şekilde Türkiye'de yaşamıyor. Aslında 36 sanıklı olması gereken, yani olmaması gereken ama şekil bakımından 36 kişiye yer verilmesi gereken bir iddianame olması gerekirken 108 yazılmış. Niye? Çünkü algı operasyonu yaratacak. Yani yasa dışı örgüt yöneticileri de dahil edilecek ki bir algı yaratılsın. Sevgili Demirtaş ve arkadaşlarımız böylece suçlu gözüksünler biçiminde bir algı yaratmak için oluşturulmuş bir iddianame. Bu CMK'ya açık aykırı. Siz hiçbir şekilde ifadesini alamayacağınız, sorgusunu yapamayacağınız, savunmasını alamayacağınız kişilere iddianame düzenleyemezsiniz. Soruşturma dosyası hazırlarsınız, açık bırakırsınız. Bunun iddianameye dönüşmesi baştan beri bir siyasi kumpas olduğunun çok tipik bir kanıtı. Bu bile başlı başına bir bozma sebebidir Yargıtay nezdinde. Daha sonra bakın çok ilginç. 2676 mağdur müşteki eklenmiş iddianameye, 37 mağdur eklenmiş. Bunların soruşturma aşamasında hiçbir şekilde beyanlarına başvurulmamış. Sipariş usulü her şey. Savcılık kumpası kurmuş, iddianameyi hazırlamış, davayı açmış, mahkeme incelemeden kabul etmiş. Sonra mahkeme ne yapmış? CMK'ya açık aykırı olacak şekilde sanık aleyhine delil toplamaya başlamış. Yeni CMK'da bu yasaktır bakın. Sanık aleyhine mahkeme kendisi re'sen delil toplayamaz. Cumhuriyet savcısı ne koymuşsa onunla yetinmek zorundasın. Bu kurallara da uyulmadı. İddianamenin kabul kararına itirazımız reddedildi. Re'sen delil toplama yasağına aykırı işlemlerin dosyadan çıkartılması itirazlarımız reddedildi vesaire vesaire. Yani usule aykırı oluşturulan bir dosyayla karşı karşıyayız. Daha ilginci, yargılamayı yapan 22. ACM 2017'de kuruldu arkadaşlar. İddialar 2014 yılına ait. Yani yargılamayı yapan mahkeme iddialardan 3 sene sonra kurulmuş. Doğal yargıçlık ilkesine aykırı. Biz buna düşman ceza yargılaması pratiği diyoruz. O konuya çok girmeyeceğim. Sonra özel bir heyet oluşturulmuş. Sadece bu dosyayla ilgileniyor. Yani dolayısıyla neresinden bakarsanız tamamen usule aykırı işlemler var.
İddianamenin kabul kararını bir siyasi partinin genel merkez yöneticisinden öğreniyoruz. Mahkemenin kendisinden değil. Daha iddianamenin kabul kararı tebliğ edilmeden sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. Yani davanın siyasi boyutunu göstere göstere bu yargılamayı gerçekleştirdiler. Bu yargılama boyunca bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 önemli karar verdi. Birincisi Demirtaş Büyük Daire kararı. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların suç olmadığını ve tutuklamanın haksız olduğuna dair açık karar uygulanmadı. Demirtaş ve Yüksekdağ Türkiye kararı. Her ikisinin haksız bir şekilde tutuklandığına dair karar uygulanmadı. Encü ve diğerleri Türkiye kararı. 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılığıyla ilgili karar uygulanmadı. Bu kararlar uygulansaydı zaten bu dava çökmüş olurdu. Bütün bunlara bakın uyulmadı. Yine yargılama aşamasında özel 6551 sayılı kanuna uyulmadı. Bunu niye anlatıyorum? Bakın barış ve çözüm süreci yargılanmak isteniyor. Bu kanun uyarınca çeşitli işlemlerin zamanında yapılması gerekirdi. Yapılmamış. Bu kanun söz konusu olduğu için daha önce barış ve çözüm sürecinde yer alan insanlarla ilgili yapılan şikayetleri aynı Ankara Savcılığı takipsizlikle sonuçlandırdı. Bakın bütün bunları dava dosyasına sunduk. Yani dolayısıyla bir özel kanun varken siz o bir döneme nasıl yargılamaya kalkıyorsunuz? Anlamak gerçekten çok zor. Tanıklarla ilgili olarak şunu ifade edeyim. Tamamen iftiracı tanıklar, bütün beyanları çürütüldü. Her türlü adil yargılama ilkesi hakkına aykırı işlemler yapıldı. Her türlü itirazlar yapıldı. Halen tutuklama gerekçesi yapılıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Bakın ifade edeceğim daha çok sayıda husus var ama özellikle en çarpıcı olanı yaşamını yitiren 37 kişiyle ilgili arkadaşlarımız suçlanıyor. Böyle bir şey olamaz. Ceza yasasının 40. maddesi açık. Buna rağmen nasıl oluyor da siz hiçbir dahli olmadığı halde insanları öldürme suçundan itham edebiliyorsunuz? Bu olacak iş değil. Her bir arkadaşımız 30 farklı suçla suçlandı. Fakat bu 30 farklı suçu nasıl, ne şekilde, nerede, ne zaman, nasıl işlediklerine dair iddianamede ve mütalada hiçbir şey yok. Mahkeme resen delil toplamaya çalıştı. Orada bile bunu başaramadı. Çünkü böyle bir suç yok. Arkadaşlarımız hiçbir şekilde suç işlemediler. Yine bu dava çok ilginç. Sevgili Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın dediği gibi sadece konuştukları için, siyasetçi olarak konuştukları için yargılama yapılan bir dava. Yani bir insan düşünün konuşuyor, 30 farklı suçla suçlanıyor. Başka da hiçbir şey yok aslında. Yani siyaset yapmak suçlanıyor burada. Yine ilginç olan bir şey var. Bu dava kadar üzerine siyasi açıklama yapılan başka bir dava yok. Sürekli siyasi açıklamalar yapıldı. Şimdi aynı açıklamayı yapanlar geçen hafta diyorlar ki artık siyasi açıklamalar yapmayalım. Evet yapmayalım. Ama bu davayı da artık düşürün. Bu kumpası da artık sona erdirin. Arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturun. Bazı teknik bilgiler bitiriyorum. 82 duruşma oldu. Yüzlerce gün sürdü bu duruşmalar. Duruşma tutanakları 4298 sayfa. Sekbis dökümleri 10275 sayfa. Şimdi bakın. Bir kişinin kendini savunabilmesi için bu sayfa numaralarını verdiğim sadece duruşma tutanaklarını ve sekbis çözümlerini okuması gerekir. Yetmiyor. Yüzlerce dava dosyası birleşmiş, hepsine tek tek bakması lazım. Yetmiyor, milyonlarca sayfa evrak var. Yani bir sanığın bu davada kendini sağlıklı bir şekilde savunabilmesi için tahminen bir sene boyunca bu dava dosyasını incelemesi gerekecek. Bu süre tanınmadı arkadaşlarımıza. Savunmalar daha bitmeden mütalaa verildi. Mütalaanın kendisi 5268 sayfa. İddianamenin neredeyse iki katı. Nasıl oluyor yani? Böyle garip bir şey olabilir mi? İddianamenin iki katı mütalaa olabilir mi? Sanık aleyhine. Olamaz. CMK'ya aykırı. Lehine ancak olursa olabilir. Lehte bir şey yok. Yani bu davayı yürüten mahkeme heyeti, bu davaya katılan Cumhuriyet Savcıları, ya yeni CMK'yı hiç mi okumadınız? Bu nasıl bir şey yani? Adalet Bakanı, Hakimler Savcılar Kurulu, CMK eğitimleri falan yapmıyor musunuz? Böyle bir şey nasıl olabilir?
Yeterli savunma süresi tanınmadan mütalaa verildi. Esas hakkında savunmalara, insanlara gün sınırı verildi. İşte sen bir günde yapacaksın, sen 5 günde yapacaksın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Demin anlattığım gibi yani sevgili Demirtaş'ın savunma yapabilmesi için en az 1 yıla ihtiyacı var. Peki siz tutuk baskısı altında insanları savunma yapmaya nasıl zorlarsınız? İşte tutuklu yargılama yaparak bu baskıyı gerçekleştirdiler. Ya böyle bir dava dosyası hiç oluşturmayacaktınız? Oluşturduysanız da hukuka aykırı olarak, kanuna aykırı olarak insanları tutuklu yargılayamazsınız. Yani neresinden bakarsanız tamamen hukuka aykırılık. Aklıma benim hep dev yol davası geliyor. 30 yıl sürdü. Sonuçta dava düştü ama 30 yıl boyunca insanları mağdur ettiler, perişan ettiler. Yargı kıskacı altında bıraktılar. Ceza kıskacı altında bıraktılar. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Söylenecek çok şey var. Şunu ifade edeyim. Gerçekten Türkiye normalleşecekse, gerçekten sorunlarımızı siyasetle çözeceksek, diyalog ve müzakere yolunu açacaksak, konuşarak sorunlarımızı çözeceksek, işte yarın bir fırsattır. Kobani Kumpas davası yarın çökmelidir. Tutuklu arkadaşlarımızın tamamı serbest bırakılmalıdır diyorum. Şimdi sözü Sevda Hanım'a bırakıyorum.